Herkese merhaba, inceleme kanalıma hoş geldiniz. Bugün inceleme konuğumuz şu canavar. Bu model Asus'un G703 ismindeki laptopu, fakat buna laptop demek bana çok doğru gelmiyor. Bu bildiğiniz monitör eklenmiş bir masaüstü sistem. Birazdan teknik özelliklerini saydığım zaman siz de bana hak vereceksinizdir diye düşünüyorum. Yani benim kullandığım masaüstü sisteme göre çok daha güçlü bir alet bu ve taşınabilir bir alet. Önümdeki modelde i9-8950HK isimli işlemci var. 32 GB RAM'i var ki günümüzde bence 16 GB bile fazlasıyla yeterli. 32 GB 5-10 yıl boyunca rahat rahat götürecektir sizi. Depolama kısmı benim en sevdiğim yönlerinden bir tanesi oldu. 3 tane M.2 slotu var bunda. 2 tanesi dolu olarak geliyor. 2 tane 512 GB'lık M.2 SSD var içinde. Ve RAID 0 modunda çalışıyor. Bu da muhteşem hızlı bir okuma yazma hızı demek. Bu M.2 slotları sayesinde 8.7 GB saniyeye kadar okuma hızı elde edebiliyoruz. Yani bu gerçekten ütopik bir değer. Bilgisayarın açılması aşırı hızlı, oyunların açılması aşırı hızlı, loading ekranları aşırı hızlı, yani aklınıza gelebilecek her şey aşırı hızlı şekilde gerçekleşiyor bu sayede. Bunun yanında bir de 2 TB'lık bir sabit diskimiz var. Bu disk de SSD ile güçlendirilmiş. Bu sayede normal bir sabit diske göre yine oyunlarınız falan çok daha hızlı şekilde açılıyor. Yani toplamda 3 terabaytlık bir depolama alanımız var. Bu da hiçbir şekilde yükseltme yapmanıza gerek olmayacağı anlamına geliyor bana kalırsa. Ondan sonra 17.3 inçlik 144 Hz Full HD ve 3 milisaniye tepki süresi olan G-Sync destekli bir ekranımız var. Yani ballandıra ballandıra anlatıyorum, fakat laptopun gerçekten özelliklerinin hepsi olabilecek top seviyede. Hem mat bir ekran kullanmışlar, bu sayede parlama yapmıyor, hem de görüş açısı muhteşem. Yani şu açıdan bile ekranı çok rahat bir şekilde görebiliyorum. Neredeyse tam böyle 180'den bakıyorum. Ve son olarak içinde GTX 1080 var. Bu böyle hızı düşürülmüş 1080 falan değil. Direkt masa üstünde bildiğiniz GTX 1080 bunun içinde var. Ve bunların hepsi bana yetmedi diyorsanız, yani öyle bir insan var mıdır bilmiyorum ama hız aşırtma da yapabiliyorsunuz. Yani ekran kartına ve işlemciye overclock yaparak daha da yüksek hızlara ulaşabiliyorsunuz. Bir laptoptan bahsediyoruz ve sanki böyle çok üst seviye bir masaüstü bilgisayar tanıtıyormuşum gibi hissediyorum şu an. Daha fazla teknik özellik saymama gerek olduğunu düşünmüyorum. Yani normalde teknik özelliklere çok girmeyi sevmediğimi biliyorsunuzdur. Ama bu girilmeyecek gibi değil yani. Her şey böyle üst seviye olunca insanın ballandıra ballandıra anlatası geliyor. Şimdi biraz da oyuncular için neler yapmışlar bu bilgisayarda onlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle gördüğünüz gibi burada bir RGB klavyemiz var. Bu full RGB bir klavye, yani her tuşu ayrı ayrı programlayabiliyorsunuz ve her tuşa ayrı ayrı renkler atayabiliyorsunuz. Basış hissiyatı falan gayet güzel. Klavyede benim sadece garipsediğim tek bir şey oldu. Bu da sağ taraftaki kontrol tuşu ve shift tuşu çok büyük ve buradaki yön tuşları böyle çıkıntı yapmış gibi. Ha, alışılmayacak bir şey mi derseniz, öyle bir şey değil tabii ki. Çok kısa bir sürede alışabilirsiniz buna. Onun dışında 4 tane hoparlörle geliyor. Bu pek laptoplarda görmeye alışık olmadığımız bir şey. Bu hoparlörlerden 2 tanesi direkt bize bakıyor. Biri şurada, biri şurada. 2 tanesi ise aşağı bakıyor. Öndekiler 2 wattlık, alttakiler ise 4,5 wattlık. Yani toplamda 13 wattlık bir ses çıkışı var ve bu ses çok temiz, çok güzel. Hani böyle bir donanımı ince bir kasaya sığdıramayacakları için kasa nispeten kalın bir kasa. Fakat kasa birazcık kalın olduğu için içindeki hoparlörler çok daha tok, çok daha temiz, böyle hoş bir ses sunuyor bize. Hatta ben bir desibel metremi getirip şunun bir ses seviyesini size göstereyim. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different and you must be kidding. Think you're gonna... Tam 95.3 desibele ulaşmış ve bunu gayet temiz bir sesle yapıyor. Ya ses deneyimi aktarması, iletmesi en zor şeylerden bir tanesi. O yüzden tam olarak nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Fakat şöyle örneklendireyim. İyi bir televizyon sound barı düşünün. Onun kadar güzel, yüksek ses veriyor. Hani başka aklıma örnek gelmedi çünkü 2+2 ses sistemini neyle örneklendirebilirim bilmiyorum. Ha, ben kulaklık
kulaklık kullanacağım, hoparlör ne işime yarayacak, ben oyuncuyum diyorsanız da normal kulaklık çıkışı da amfi ile güçlendirilmiş, yani ses anlamında hiçbir şekilde üzmeyecektir sizi diyebilirim. Şimdi gelelim kasasına ve giriş çıkışlarına. Öncelikle elinizle temas edebileceğiniz her yer plastik. Şurası alüminyum gibi gözüküyor fakat burada da plastik malzeme kullanmışlar. Bu kötü bir şey değil bu arada. Elinizin geldiği yerlerin metal olmaması daha iyi. Arka tarafı ise alüminyum. Şurada RGB bir aydınlatmamız var yine ve güzel gözüküyor. Kasanın sol tarafında bir kulaklık girişimiz, bir mikrofon girişimiz, bir normal USB'miz, bir USB Type-C'miz ve bu Thunderbolt destekliyor. Ve bir de Ethernet portumuz bulunuyor. Sağ tarafında ise bir tane kart okuyucu, iki tane USB bulunuyor ve bu modelde arkada da giriş çıkışlar var. Şimdi burada bir tane HDMI çıkışımız, bir tane DisplayPort çıkışımız var ve iki tane güç girişimiz var. Bu kısım önemli. Laptopun yanında iki tane bu şekilde adaptör geliyor. Bunların ikisi de 280 wattlık. Fakat bu gözünüzü korkutmasın. Bunların ikisini birden yanınızda taşımak zorunda değilsiniz. Laptopunuz bir tanesiyle de şarj olabiliyor, bir tanesiyle de çalışıyor, bir tane tanesiyle de bütün oyunları oynatabiliyor. Sadece full performans almak istiyorum ben dediğinizde ikisine birden ihtiyacınız oluyor. Hemen tek adaptörle bile pek çok oyunu çok rahat bir şekilde çalıştırabildim. Hani basit oyunlarda hiç ikinciyi takmayı düşünmeyin bile. Hani Fortnite, CS:GO, LOL falan ne bileyim, bunların hiçbirinde ikinci adaptöre hiçbir şekilde ihtiyacınız olmayacak. Onun dışında Tomb Raider, Assassin's Creed'de falan denedim. Onda da tek adaptörle gayet güzel çalışıyor, öyle kapanma vesaire olmuyor yani. Kısacası alet zaten çok güçlü olduğu için bunu full performansta çalıştırmasanız bile öyle hissettirmiyor yani. Zaten güçlü alet yani, düşük performansında bile güçlü. Yani burada benim tavsiyem şu olacaktır. Evde kullanırken zaten hiçbir şey taşımayacağınız için iki adaptörü de takarsanız dışarı çıkarken daha hafif olması açısından bir tanesini yanınıza alırsınız ve çıkarsınız. Şimdi gelelim acı taraflara. Bu acı taraflardan ilki alet 4.7 kilo. Yani kesinlikle hafif bir alet diyemeyiz. Taşıması çok rahat olmayacaktır. Tabii ki sırt çantasıyla falan taşıyabilirsiniz. Fakat uzun süre bununla yürümek istediğiniz zaman falan böyle bir can sıkabilir. Hani çok hoş olmaz o kadar ağırlığı bir de yanına adaptörle birlikte taşımak. Tabii ki videonun başında da belirttiğim gibi bu masaüstü bilgisayar performansı sağlayan bir laptop. Yani ben oyun makinamı veya iş istasyonumu gerektiği zaman yanımda götürebilmeliyim diyen insanlar için çıkarılmış bir model bu. Dolayısıyla gülü seven dikenine katlanır durumu söz konusu. Yani ben bu kadar yüksek bir performansı taşınabilir bir formda istiyorum diyorsanız o şekilde düşündüğünüz zaman hafif bile sayılır. Yani masaüstü bilgisayara göre hafif. Diğer bir acı versiyonu ise benim bu videoyu çektiğim tarihte aletin fiyatı 29.802 lira. 30.000 olsa alamazdık. Yani ucuz bir alet olduğunu söyleyemeyiz. Tabii i9 işlemci dedik, 32 GB RAM'ler dedik, işte G-Sync'ler, 1080'ler falan filan. Ucuz olmasını zaten beklemiyorduk yani herhalde diye düşünüyorum. Kısaca toparlayacak olursak ben oyun bilgisayarımı veya iş istasyonumu gerektiği zaman taşıyabilmeliyim diyorsanız bu alet tam size göre. Fakat ben laptopu hiç yanımdan ayırmıyorum, sürekli işte ofis işlerimi hallediyorum, gidiyorum kahvemi içerken maillerimi kontrol ediyorum vesaire diyorsanız o zaman Asus'un Zephyrus modellerini falan kontrol edebilirsiniz. Onlar taşımaya çok daha uygun. Tabii ki bunun kadar güçlü değiller fakat daha taşınabilirler. Söylemeyi unuttuğum bir şey var. Şu an arkasına bakarken fanları gördüm ve aklıma geldi. Bu alette toz tutmayan özel teknolojili bir soğutma sistemi var. Yani etraftaki tozlar ve parçacıklar laptopun içinde birikmiyorlar. Ve onları otomatik olarak atarak kendini temizlemiş oluyor. Öyle özel patentli bir soğutma sistemi de mevcut. Sanırım bahsetmem gereken her şeyden bahsettim. Daha fazla teknik ayrıntı ve satın alma linkini açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yeni videolarımda anında haberdar olmak isterseniz bildirimleri etkinleştirmeyi unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.